Evet arkadaşlar, hazırsanız dersimize başlayalım. Önceki gün biliyorsunuz, mikrofonları bu arada kapatalım arkadaşlar. Önceki gün zaten işlemiştik. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri dersinde de birkaç soru çözmüştük. Ben not aldığım kadarıyla şu 5. soruya kadar çözdük. Bugün yine arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili konumuzdan sonra da risk değerlendirmesi ile ilgili sorular çözeceğiz. Bugün için arkadaşlar bilginiz olsun. Evet, hazırsanız 6. soruda devam edelim. Biz 5. soruyu çözmüştük arkadaşlar, hatırlarsanız. 6. sorudan itibaren devam edelim. Okuyorum ben soruyu arkadaşlar. 1500 çalışanın bulunduğu çok tehlikeli sınıftan bir iş yeri ile 1000 çalışanın bulunduğu tehlikeli sınıftan bir iş yeri mevcuttur. Bu iki iş yeri için toplam kaç tane tam zamanlı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekir? Her iki yer için toplam arkadaşlar. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? 3 hocam. Evet. Bir dakika, bir kim 3 dedi? Allah. Seher Hanım 3 diyor. Nilüfer Hanım 6 diyor. 3 hocam. Sorular, cevaplar çok hızlı geçiyor bu arada. Bence 3 hocam. Bir dakika. Bayağı farklı cevaplar var yalnız. Demek ki konu anlaşılmamış. Demek ki bir tekrarlamamız gerekecek. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. 1500 çalışanın bulunduğu çok tehlikeli sınıftan bir iş yeriyle 1000 çalışanın bulunduğu tehlikeli sınıftan bir iş yeri mevcuttur. İki tane iş yeri. Her iki toplam kaç tane tam zamanlı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekir? Gökçe Hanım da 8 diyor. Ceylan Avcı, Sayın Ceylan Avcı. Tabii ki tekrarlarız arkadaşlar. Hanife Hanım Edirne diyor. Evet. Aysu Nehir de Diyarbakır diyor. Şimdi bir dakika. Evet, madem öyle arkadaşlar, bir çünkü her şıktan cevap var. Onun için gerçekten de bir kısaca açıklayalım isterseniz. Şimdi hemen söylüyorum arkadaşlar. Şimdi önce iş güvenliği uzmanlığı için söyleyeyim arkadaşlar. Bir iş yerinde iş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışması için bu arada mikrofonları kapatalım arkadaşlar. Evet, burada zaten arkadaşlar yazıyor. Hocam, siz kapatır mısınız mikrofonları? Evet. Özgür abiyasını oturalım mı ona Yaşar? Dedi biz mangal yap. Evet, ben kapattım arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar, çok iş güvenliği uzmanlığı için çok tehlikeli sınıftan 250 kişinin olduğu bir yerde tam zamanlı bir uzman gerekir. Tehlikeli sınıftan 500 kişi olursa bir uzman gerekiyor. Az tehlikeli sınıfta ise 1000 kişi olursa bir tane uzman tam zamanlı çalışması gerekiyor. Yani çok tehlikeliden az tehlikeliye göre düşünürsek sayılarımız 250, 500, 1000 diye gidiyor. Anlaşıldı mı? Öbür taraftan iş yeri hekimli durumu da nasıldı arkadaşlar? İş yeri hekiminin de tam zamanlı çalışması için 750, 1000 ve 2000. Mikrofon açıp cevap vermesek 1000. Mikrofonları kapatalım. Aynen. Ya. Ben mikrofonları kapatmıştım ama arkadaşlar, açıldı mı yine? Evet, mikrofonu tekrar. Şu anda mikrofonun hepsini kapattım arkadaşlar. Açık hocam. Şimdi arkadaşlar. Kiminki açık, niye? Merve Hanım'a çıkmış. Niye? Yeni açıldı herhalde. Peki. Başka yok gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar yani konuşmayacağınız zaman mikrofonlarınızı lütfen kapalı tutun. Evet. Şimdi bu sayılarımız 250. Uzman için 250, 500 bin. İş yeri hekimi için ne dedik? 750 bin, 2000. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buna göre giriyoruz. Şimdi çok tehlikesinde 1500 çalışan varsa kaç tane 250 var orada? 6 tane değil mi? Yani 6 tane uzman gerekir. 1500
kişinin çalıştığı çok tehlikeli sınıfta 6 uzman gerekir. 6 uzman tam zamanlı çalışması gerekir. Öbür taraftan 1000 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıfta, orada da tehlikeli sınıf olduğu için 500 çalışan için bir tane uzmanın tam zamanlı çalışması gerekiyordu. Yani orada da 2 tane lazım. İkisini topladığımız zaman 8 yapar. E şıkkı doğru arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ha, işte o hekim mi uzman mı da karıştırmıyorum. Evet, yani ona da dikkat edelim. Arzu Hanım, ona da dikkat edelim. Evet. Peki, anlaşıldıysa başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soru. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi, yani İSGB'lerde bulunması gereken ilk yardım ve acil müdahale odası en az kaç metrekare olmalı? İSGB ölçüleriyle OSGB ölçülerini karıştırmayalım bu arada. Merve Hanım 8 diyor. Bazı arkadaşlar 12 diyor. C diyen de var. Acil müdahale odasını soruyoruz. Yasemin Hanım, şey değil, uzman ya da İSGB'lerdeki uzman ya da hekim odası değil. Merve Hanım, evet, değişik. İlk yardım, evet. Acele etmeyelim, evet. Yani İSGB'yle OSGB'yle karıştırmayalım. Evet, arkadaşlar. İSGB'lerde, iş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde uzmanla hekim odaları ayrı ayrı 8 metrekareden aşağı olmayacaktı, değil mi? Acil müdahale odası da 12 metrekareden olmuyor. Yani haliyle 7. sorumuzun cevabı Bursa'dır. OSGB ile ilgili de geçen de onunla ilgili bir soru çözdük. OSGB'lerdeki ölçüler uzmanla hekimin odaları 10 metrekareden aşağı olmayacak. Müdahale odası metrekareden aşağı olmayacak. Ayrı ölçülerdir. Karıştırmayalım arkadaşlar. Bir başka soruya geçiyorum. Hocam pardon, OSGB'de ilk yardım kaç dediniz? Acil müdahale mi? Evet. 15. Ses yankı yaptı da tamam. Tamam. Peki arkadaşlar. Evet, Mehmet Bey de hemen cevap yazmış. 15 diye Murat Bey de masanda. Evet, şimdi 8. soru arkadaşlar. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi ve ortak sağlık güvenlik birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması. B. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulması. C. İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi. Acil durum planının hazırlanması. D. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyarlar. E. Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması. Hangisi OSGB ve İSGB'lerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında hangisi yanlıştır? Evet, doğru. Genellikle D cevap verilmiş. Evet, genellikle E olarak veren ama tabii ki cevap Diyarbakır olma arkadaşlar. Evet, genellikle siz D demişsinizdir.
Çünkü arkadaşlar yani dikkat ederseniz iş yeri hekim ve iş güveni uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. Bu zaten aslında çalışanların görevleriyle ilgili bir şey. Görev ve yükümlülükleriyle ilgili bir şey. Yani OSGB'lerin ya da İSGB'lerin değil. Zaten sizler doğru cevaplamışsınız. Peki. Başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soru aşağı sarkmış. Kurtarabileceğiz. Evet, kurtarırız. Şimdi aş yukarıda bir aşağı karıştırmayız değil mi? Ve sorumlu müdürü. Bu arada biliyorsunuz ki İSGB Hizmetler Yönetmeliği dersinde işlem hatırlarsanız her bir tane olmak zorunda resmi olarak. OSGB sorumlu müdürü bakımından aşağıdakilerden hangisinden sorumludur? A. OSGB'nin hizmet verdiği iş yerlerinin risk değerlendirmelerinin yapılmasından, OSGB'de çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesinden, OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden, OSGB'de çalışan İSG profesyonellerinin eğitiminden, OSGB'nin hizmet verdiği iş yerinde tespit ve önerilerde bulunmaktan hangilerinden sorumludur? Soruyu da niye tekrarlıyorum? Bazen hani hangi soru sorumludur mu soruyor, sorumlu değildir mi soruyor? Hani onu da karıştırmamak için ben tekrarlıyorum arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla cevap Ceyhan şeklinde akıyor. Yani kayıtların tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden. Evet. Bu arada biliyorsunuz. Evet, doğru, güzel. Güzel. Peki. Doğru. Cevapların hepsi doğru hemen. Başka bir soruya geçiyorum. Evet. 10. soru. Yine İSG hizmetleri. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği uyarınca bu yönetmeliğe göre yetkilendirilen OSGB'lerin yetki belgeleri İhtar puanları toplamının kaç puana ulaşması durumunda ve genel müdürlükçe ne kadar süreyle askıya alınır? Çoğunluk Bursa demiş. Arada değişik cevaplar da var. Evet. 300 puan ve 300 puana ulaşınca yetki belgesi, OSGB'nin yetki belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. Yani 6 ay süreyle çalışamaz demektir, değil mi? C değil Mehmet Bey. Aman ha. 300 puandır. Peki. Devam edelim başka bir soruya. 11. soru. Cevabımız da göründü neredeyse. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası aşağıdakilerden hangisinde uygulanır? A. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yolu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde. B. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde. C. Ev hizmetlerinde. D. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlardan. E. Belediye çalışanlarının sokak ve caddelerdeki bunlardan hangisinde uygulanır diye sorulmuş arkadaşlar. Cevaplar Edirne diye geliyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Güzel. Peki. Evet. Yani A, B, C ve D'de bu yasa uygulanmaz değil mi? Bu arada bunu öğrenelim. Bakarsın soruda aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz diye gelir. Böyle bir soru eskiden yani önceki yıllarda vardı öyle bir soru. A, B, C'deki
durumlarda ya da sektörlerde, alanlarda 6331 uygulanmaz bu arada. Onu da pekiştirmiş olalım. Peki arkadaşlar. Evet, Edirne dediğimiz gibi bir sonraki soruya geçiyorum. OSGB'lerde adres veya ünvan değişikliği yapılması halinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle kaç gün içinde genel müdürlüğe başvuruda bulunmak gerekir? Ya da bulunulması gerekir. Merve Hanım, isimler hızlı geçiyor bu arada, hiç karıştırmayalım. Değişik cevaplar var bu arada. Her şıktan cevap var. Yeter Hanım Diyarbakır diyor. Elmas Hanım Adana diyor. Hatice Hanım, Sedef Hanım. Evet arkadaşlar. Hayır. 10 gün değil. 10 gün değil arkadaşlar. Evet Şemsiye Hanım Adana diyor. Arkadaşlar. Şimdi Adana tabii ki doğru cevap. Yani 30 gün. 30 gün içerisinde herhangi bir sebeple belgenin yenilenmesi gerekiyorsa, mesela nasıl olur? Süre biter. Tekrar yani vize süresi gelir olsa yerin. Ya da adres değişikliği yapar değil mi? Bu durumda da aynı şekilde yenilenmesi gerekir. İşte bu değişiklikler yapıldığı zaman 30 gün içerisinde genel müdürlüğe başvurmak gerekir. 30 gün arkadaşlar. Birçok bu OSGB'lerle ilgili birçok süre, tanınan süreler hep 30 gündür. Yani başka, şimdi buradaki soruda sadece yetki belgesinin talebi var ama mesela şey de var, işte ortaklar değişirse ne kadar sürede bildirmesi lazım? Yine 30 gündür. Bilginiz olsun. 30 gündür. 15 falan değil. Kesinlikle. Bir başka soru. Evet. Çok tehlikeli sınıftaki bir iş yerinde 90 çalışan bulunmaktadır. Bu iş yerinde bir ayda bir iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ne kadar süreyle hizmet vermelidir? Vermelidirler. İkisi için soruyorum yani. Hem hekim hem uzman için. Evet. Çok tehlikeli sınıftaki bir iş yeri 90 çalışan var. Bu 90 kişinin çalıştığı bu iş yerinde ayda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimin ayrı ayrı ne kadar süreyle hizmet vermelidir? A. İş yeri hekimi 60 saat, iş güvenliği uzmanı 22,5 saat. B. İş güvenliği uzmanı 60, iş yeri hekimi 22,5. C. İş güvenliği uzmanı 30, iş yeri hekimi 15 saat. D. İş yeri hekimi 30 saat, iş güvenliği uzmanı 15 saat. E. İş güvenliği uzmanı 15, iş yeri hekimi 7,5 saat. 13. soru arkadaşlar. Var mı cevap yazan? Mihriban Hanım Ceyhan diyor. Nasıl hesapladınız arkadaşlar? Ne çabuk hesapladınız? Bir dakika, ne diyecek bakalım bir tane. Dur bakalım ne diyecek, dur. Sonra bir robotsa. Mehmet Bey. Hesap makinesiyle yaptık. Sınavda hesap makinesi kullanılmayacak. Mehmet Bey nasıl olacak öyle? Şimdi arkadaşlar Şemsey Hanım Ceyhan diyor. Yapmayın Şemsey Hanım, yanlış cevaplıyorsunuz. Hadi bir ipucu vereyim. C şıkkı değil. Şimdi evet, yani sorular
Doğru cevaplar az olduğuna göre bir konuyu hemen kısaca anlatayım isterseniz. Şimdi arkadaşlar, tabii doğru cevap verenler var bu arada. Şimdi arkadaşlar, evet şunu söyleyelim. Şimdi sürelerle ilgili, yani ne demektir? Hani bir iş güvenliği uzmanı bir iş yerinde, o tam zamanlı çalışma ayrı, o konuyu karıştırmayalım lütfen. Şimdi bir iş yerinde çalışan sayısına göre hizmet verilir. Yani 10 kişiysen ne kadar hizmet vereceğiz? Orada 20 çalışan varsa ne kadar hizmet vereceğiz? 100 çalışan varsa ne kadar hizmet vereceğiz, değil mi? Bu nasıl belirlenecek? Bu şöyle arkadaşlar, hemen bir özetleyeyim isterseniz. Karıştıranlar açısından daha iyi olur sanırım. Şimdi süreler iş güvenliği uzmanlığında arkadaşlar, bir kişinin bir ayda alması gereken hizmet süresi, tehlike sınıfına göre söylüyorum, çok tehlikeli, azdan söyleyeyim, az tehlikeli sınıf için 10 dakikadır bir kişinin, bir işçinin, bir çalışanın, tehlikeli sınıfta bir kişinin alması gereken hizmet 20 dakikadır ve çok tehlikeli sınıfta bir işçinin alması gereken iş güvenliği hizmeti 40 dakikadır. Tekrar edelim. Buna göre, bakın, isterseniz şuraya yazayım, fotoğrafını çekin, şöyle yapalım. Şu beyaz sayfamız var ya arkadaşlar. Şimdi burada, yazayım arkadaşlar madem öyle. Şimdi iş güvenliği uzmanlığı, bu arada iş güvenliği uzmanı da böyle yazılır. Yani İSG uzmanı değil, iş güvenliği uzmanı bu şekilde yazılır. Paylaştın değil mi? Görünüyor. Evet, görünüyor. Peki. Şimdi buradaki süreler arkadaşlar, az tehlikeli, şöyle diyeyim önce 10, 20, 40. Sıralaması nasıl? Az tehlikeliden tehlikeli, çok tehlikeli. Sıralama böyle. Arkadaşlar, az tehlikeli sınıfta bir iş yerinde bir kişinin ayda alması gereken iş güvenliği hizmeti 10 dakikadır. Tehlikeli sınıftan bir kişinin alması gereken iş güvenliği hizmeti süresi 20 dakikadır. Çok tehlikeli sınıftaki bir iş yerinde ise bir çalışanın alması gereken hizmet 40 dakikadır. Şimdi bunu unutmayalım. Ve bu yazmışken iş yeri hekimi için de yazayım. İş yeri hekimliği için de. Buradaki sürede yine arkadaşlar 5-10-15'tir. Dakika. Bu arada dakika yani. Bu yazdıkların dakikadır. Bunun şeyi nasıldır? Tabii ki yine sıralama şu şekildedir. Az tehlikeli ve çok tehlikeli. Sıralama bu şekilde. Yani kısacası iş güvenliği uzmanlığında süreler az tehlikeliden çok tehlikeli göre sıraladığımızda 10-20-40 dakika. İş yeri hekimliği içinde yine az tehlikeden çok tehlikeliye sıraladığınızda 5-10-15 dakikadır. Peki, hocam pardon, DSP için nasıl? DSP için şöyle, o çok değişik, karışık. Şöyle mesela 10'dan işte 10 ile 20 arası ise farklı oluyor. 10 ile 100 arası ise farklı. 100'den bilmem 150'ye ise farklı. O sabit değil bunlar gibi. Siz DSP miydiniz? Evet hocam, biz DSP'yiz. Valla o aklımda değil. Çünkü niye? O bir kere zaten şöyle, DSP biliyorsunuz çok tehlikeli sınıf. Çalışıyor. Çalışan sayısı onun altındaysa zaten atama yapılmıyor. Şöyle. Mesela bir kişi başına kaç dakika ayırması gerekiyor ayda? 10 kişiden fazlaysa çok tehlikeli de. 10 kişiden fazlaysa 10 dakikadır. Öyle hatırlıyorum DSP'yi. Kişi başına 10 dakika mı? Evet. Ama o dediğim gibi oranın sayısı... Ben söyleyebilir miyim? 10 İran hocam, söyleyebilir miyim? Bir dakika, bilen arkadaşlar söylesin. Evet, buyurun. Bir söylesin. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışan olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tamam, onu biliyordum. Evet. 50 ila 249 çalışan varsa iş yerinde, o zaman yine çalışan başına ayda en az 15 dakika. Ama 250 ve üzeri çalışan varsa çalışan başına ayda en az 20 dakika.
Evet. 15'i aynı. Tamam. O işte evet çalışan sayısına göre değişiyor oradaki süre. ESP'de mi yazılsa hocam? 90 saatlik de bir eğitimleri vardır. Evet. Güzel. Şimdi biz uzmanlık ve hekimlikte çalışan sayısına göre değişmiyor. DSP'de bakın işte 10 ile 49 arası 10 dakikayken sayı değişince bu süre değişiyor. Şeyde hatta çok tehlikeli sınıfta 10 kişiden aşağıysa orada DSP ataması yok zaten, yapılmıyor. Evet. Yapılmıyor. Bir de o var. Ama bizim uzman ve hekim de sabittir. Bunlar işte bu şekilde önceki yıllarda yeni sorular gelmiş, soru sorulmuştu bu sayılarla ilgili. Şimdi bunu bildikten sonra arkadaşlar, şimdi örnek verelim. İşte 30 kişinin çalıştığı çok tehlikeli sınıfta bir yerde oraya uzman, iş güveni uzmanı için söyleyelim. Ayda ne kadar hizmet vermesi lazım? 30 çalışan var. Çok tehlikeli sınıf. Ne kadar hizmet gerekiyor? Arkadaşlar? 120 dakika. Evet. 1200. Yok, 120 değil. 1200 pardon. Evet. Yani 30 çarpı 40. 1200 dakika. Dur, böyle istediğin şekilde örnekleri çoğaltabilirsiniz. Evet, çok tehlikeli sınıf. Burada sayılar yukarıya mı yuvarlanıyor hocam? Hayır, küçüklü nasıl yani? Sayılar. Nasıl? Hayır, nasıl küsürlü sayılar? Oran 3,5 bulundu mesela. 3,5 ne? 3,5 4'e mi yuvarlanır kişi sayısı? Bir dakika, saat olarak mı diyorsunuz siz? Hayır, kişi sayısı. Nasıl? İş güvenliği uzmanı. 3,3 kişi buldu. Sayısı nasıl 1,5 olur ki? Nasıl 1,5? Ya 30 kişi olacak ya 31 kişi olacak. Hayır, 30 kişi için demiyorum. Başka bir soru için diyorum. Buyurun bir daha sorun. Başka bir sayı olarak 3,3 bulduk. Bunu 3,5 4'e mi yuvarlarız, 3'e mi? Ne 3,3 buldunuz işte? Kişi sayısını. 3,3 bulamazsınız ki kişi sayısını. Hayır, bu sorduğunuz soru için demiyorum. Başka sorular için diyorum. Hayır anladım da yani kişi sayısı nasıl ondalıklı olacak? Çalışma anladım. Saati olarak soruyor herhalde arkadaşlar. Saat olarak mı soruyorsunuz? Hayır, saat olarak soruyorum. Kişi tam sayısı. Zamanlı çalışma, bir dakika. Tam zamanlı çalışma için soruyor arkadaş. Öyle mi? Mesela tam zamanlı için mi soruyorsunuz? Çok tehlikeli fabrikada kaç tane iş sağlığı güvenliği uzmanı olur? O farklı bir şey. O şekilde mi sordunuz? Evet. Tamam, o şöyle. Örneğin 250 çalışan varsa çok tehlikeli sınıfta bir yerde bir tane uzman atanır. Doğru mu? Tamam. Şimdi 450 varsa? 450 varsa. O zaman şimdi 450 varsa ne demektir bu? Geri kalan 200 kişi için 200 kişinin bir uzman tam zamanlı değil. Orada kısmi zamanla atanacak. Yani, tamam, onlar dakika hesabına giriyor. Tamam. Tabii aynen. Anlaşıldı mı? Yani o tamam. Orada 450 kişi varsa bir kişi tam zamanlı, ikinci uzman kısmi zamanlı olacak. Tamam, yani, şimdi hatırladım hocam. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Peki, sayılar anlaşıldıysa arkadaşlar, buna göre işte deminki sorumuza dönecek olursak, bu sayıları bildikten sonra bu tür sorular rahat yaparsınız. Şu anda buna göre işlem yaptığımızda iş güveni uzmanı, tabii orada dakikayı burada saate çevirmişiz. Olabilir, saat olarak da sorabilir, dakika olarak da sorabilir. Yani sonuçta çok tehlikeli sınıfta 90 çarpı 40'tan ne yapar? 3600 mi yapar? İşte 3600'e saate çevirdiğimiz için 60 saat. İş yeri hekimliğinde yine 15 dakika üzerinde hesap ederek saate çevirdiğimizde 22,5 yapıyor. Yani doğru cevap Bursa oluyor burada arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Başka bir soruya geçelim o zaman. On dördüncü soru. İş yeri tespit ve öneri defteri. Yani onaylı defter diğer ismiyle aşağıda verilenlerden hangisi tarafından onaylanır? İşveren tarafından, iş güvenliği uzmanı tarafından, iş teftiş kurulu başkanlığından, iş yerinin bağlı bulunduğu SGK müdürlüğü, iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri. Evet, cevap Edirne'm yazdınız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu defter
Evet, İşkur tarafından onaylanır. Bunun dışında da biliyorsunuz İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır ve ayrıca da noter tarafından onaylanır. Bu üç yerde de onaylanır. Tabii şıklarda sadece İşkur olduğuna göre cevabımız İşkur'un olduğu eş şık oluyor. Ama bilgi olarak bilmeniz lazım. Sadece İşkur değildir defteri onaylayan. İşkur ve genel müdürlük tabii ücretsiz yapar mükelleflere. Noter de onaylar ama noterler ücretli yapar. Biz o yüzden firmaları İşkur'a yönlendiriyoruz. Peki, devam edelim. Bir başka soruya. OSGB'lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde genel müdürlük tarafından sadece nokta 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 muhatap kabul edilir cümlesinden boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? Yani hangisinin gelmesi en uygundur? Ya da diyelim OSGB'nin sahibi, OSGB'nin işveren vekili, sorumlu müdür, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi. Nilüfer Hanım Adana diyor. Aman ha Nilüfer Hanım. Arkadaşlar, evet doğru cevap Ceyhan. Ceyhan yazanlar doğru cevapmış oluyor. OSGB'nin sahibi muhatap almazlar. Sorumlu müdür. Hani dedik ya, peki kimler OSGB'de müdür olabilirdi? Çalışanların içerisinde kimler olabilirdi? OSGB'de çalışanlar tabii olacak. Ama kimler oluyordu? İş güvenliği uzmanı. Hangi özellikteki? İş güvenliği uzmanı? İş yeri hekimi. Tamam. Ama İş orada bir hekim. Ayrıntı var. Tamam. Hı. İş yeri hekimi. Ama orada bir ayrıntı var. Tam süreli çalışması zorunlu var. Şuhada Hanım da yazdı. Tam zaman OSGB'de 20-30 kişi çalışıyor olabilir. Kısmi zamanlı da çalışanlar var çünkü. Ama burada uzman ya da hekimden tam zamanlı olanlardan. Zaten kuruluşunda da en az birer kişi bunlardan uzman, hekim ve DSP birer kişi tam zamanlı çalışma sözleşmesi yoksa ruhsat bile verilmez. Evet, tam zamanlı çalışanlardan. Peki. Sınıf gerekiyor mu sınıf? Efendim? İş güvenliği uzmanı için sınıf gerekiyor mu? Hayır. Sınıf hiç yok önemli değil. C, B. Zaten genellikle pratikte baktığınızda OSGB'lerde benim gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Sorumlu müdür hep C'lerden var, yapılıyor. Öyle bir tercihler var. Sınıf fark etmez. Şimdi biraz da risk değerlendirmesiyle ilgili sorulara geçmek istiyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? İyi olur hocam. Bu kadar yeter çünkü dar zamanımızda biraz değişik fazla sorulara bakabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki. Hemen paylaşayım. Bir dakika. Olmadı. Şimdi olacak. Şimdi. Evet. Bir dakika. Gamze Hanım bir şey mi diyeceksiniz? El kaldırdınız Gamze Hanım. Neyse duymadı galiba beni Gamze Hanım. Evet, risk değerlendirmesiyle ilgili. Birinci soru, iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Önleme, B. Ramakala, C. Tehlike, D. Risk değerlendirmesi, E. Risk analizi. Cevaplara bakayım. A diyenler çoğunlukta. Güzel. Güzel arkadaşlar.
Evet. Cevabımız Adana. Çünkü yapılan tanım önlemedir. Doğru arkadaşlar. A yazanlar doğru yazmış oluyor. Peki. Başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci soru ne diyormuş? Hemen bakalım. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Tehlike mi, olay mı, risk mi, kaza mı, önleme mi? İkinci sorumuzun cevabı. Çoğunluk Ceyhan diyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Evet arkadaşlar. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali risk demektir. Doğru arkadaşlar. Peki, peki, peki. Geçen bir dakika geçen bir soru son anda soruldu. Tam ben kapatmışken ekranda gördüm. Hüseyin Taşova mıydı ya? Hüseyin Taşova. Kenan Taşören. Taşören mi? Taşören mi? Kenan Bey var mısınız? Var mı? Aramızda mı Kenan Bey? Neyse yok herhalde. Peki ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü soruya pardon. Üç, Ramakale olayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini. B. İş yerinde meydana gelen çalışan iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı. C. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini. D. İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü. E. Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun kayıp veya yaralanma oluşturmayacak olaylar demektir. Hangisi Ramakale olayı için doğru ifadedir? Daha doğrusu. Evet, B yazmışsınız gördüğüm kadarıyla. Peki evet artık Ramakale olayını o zaman biliyoruz demektir. Güzel. Evet doğru cevap Bursa. Peki başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Bakın hemen risk değerlendirmesi için işverenin oluşturduğu ekipte aşağıdakilerden hangisi bulunması zorunlu değildir? A. İşveren temsilcisi. B. Çalışan temsilcisi. C. İş güvenliği uzmanı. D. Destek elemanı. E. Sivil savunma uzmanı. Evet. Siz arkadaşlar zaten E diye cevap vermiş. Evet arkadaşlar. Sivil savunma uzmanı çünkü bulunması halinde sivil savunma uzmanı dahil edilir. Yoksa dahil olmayabilir. O yüzden zorunlu değil. Başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar. İşsizlik ve güvenlik risk değerlendirme yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz? A. İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri. B. İş yerindeki çalışan temsilcileri. C. İşveren veya işveren temsilcisi. D. Destek elemanları. E. İş yerindeki sendikalar. Hülya Hanım görünmüyor mu Hülya Hanım?
aslında çalışan temsilcisi olmasaydı iş yerinde sendika temsilcisi olabilirdi değil mi? Hayır, o şöyle arkadaşlar, olmasaydı değil. O bazı iş yerlerinde sendika temsilcisini çalışan temsilcisi yaparlar. O şekilde olur. Olmasa diye bir şey yok. Olması lazım yani. Ya i̇sim olarak sonra çalışan temsilcisi geçmek zorunda öyle mi? Tabii. Ama dediğim gibi tabii geçmek zorunda, ama bazı iş yerlerinde sendika varsa, orada bir temsilci varsa aynı zamanda onu getirebilir, çalışan temsilcisi yaparlar. Olabilir yani. Gayet normal. Hayır yani. Destek elemanı ne oluyordu? Efendim İsmail Bey? Destek elemanı ne oluyordu? Ustabaşı mı oluyordu acaba? Yok, destek eleman İsmail Bey. Şimdi bu acil durum ekipleri var ya, işte ilk yardım ekibi, kurtarma ekibi, tahliye ekibi falan var ya, bunların hepsi destek elemanı diye geçer. Bunlardan birini işveren buraya atıyor. Anlaşıldı mı? Peki, teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Peki, başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Risk değerlendirmesiyle ilgili yine. Evet, risk değerlendirmesinin yenilenmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yenilenme. Önemli bir konu. Daha önceki yıllarda soru sorulmuş. A. Az tehlikeli sınıf için en geç 6 yıl. B. Tehlikeli sınıf için en geç 4 yılda bir. C. Çok tehlikeli sınıf için en geç 2 yılda bir. D. Tehlike sınıfına bakılmaksızın en geç 5 yılda bir. E. İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi durumunda. Aman ekranı da çizmeyelim Elif Hanım, dikkat. Ha. Elif Hanım herhalde E şıkkı dedi. Öyle mi? Evet. Burada zaten A, B, C'yi biliyorsunuz. Normal sürelerdir. Bu süreler bittiği zaman yenilenmesi lazım. Şimdi iş kazası meydana geldiği zaman, meslek hastalığı meydana geldiği zaman ya da ramak kala olayı meydana geldiği zaman da tabii yenilenmesi lazım. Tabii başka yenilenme gerekçeleri de var biliyorsunuz. Şıkların içerisinde yok. Burada yanlış olan 5 yıl meselesidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Diyarbakır. Peki. Geçiyorum bir başka soruya. 7. soru. Ses açık hocam. Aşağıdakilerden hangisi risk? Efendim? Sesler açık hocam. Anlamadım. Ne? Mikrofon mu açık? Anlamadım. Anlamadım ama ne dediğinizi arkadaşlar. Mikrofon açık kalmış diyor hocam arkadaşlar. Kapattım. Ben toplu kapatıyorum, sonra yine açılan mikrofon oluyor. Anlamadım. Hangisi risk değerlendirmede önceliklidir? A. Tehlikeler tanımlama. B. Dokümantasyon oluşturmak. C. Riskleri belirlemek. D. Riskleri analiz etmek. E. Risklerin değerlendirilmesi. Hangisi? Hocam A ve C birbirine çok yakın. A ve C mi? Evet. Ama tehlikeyi bulmadan riskleri belirleyemeyiz bence. Ben öyle biri tehlike, biri risk. Biri tehlike, biri risk. Evet. Tamam. Yani orada tehlike tanımlama A şıkkı. C'de de tehlike belirleme olsaydı haklısınız ama riskten bahsediyor. Hı-hı. Evet, cevap Adana mı yazdınız? Evet, peki. Muhammed Enes, Hanife Hanım vesaire. Peki. Doğru arkadaşlar. Doğru olması lazım daha doğrusu. 7. sorunun cevabı Adana. Peki, devam edelim bir başka soruya. Bu arada teneffüs aramız gelmiş. Ara vaktimiz gelmiş. Bir ara verelim arkadaşlar isterseniz. Şöyle sorumuz kalsın. 8. soru arkadaşlar. Hem okuyalım. O isteyen okusun. Zaten aradan sonra da devam ederiz işlemeye. Bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Saat başında görüşmek üzere arkadaşlar.
Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hazır mısınız? Çözdünüz mü soruyu? Bu arada mikrofonları bir kapatayım yine. Evet. İş sağlığı yönetici risk değerlendirme yönetmenine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan B şıkkı ne diyor? Risk kontrol adımları uygulanırken kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır diyor. Ama burada yanlış olan nedir? Toplu korunma önlemlerine öncelik verilir iken burada kişisel korunma önem verilmesi gerektiği belirtiliyor. O yüzden yanlış şık B'dir, B'deki ifadedir. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. Normal nedir arkadaşlar? Toplu korunma önlemlerine daha öncelik verilir kişisel korunma önlemlerine göre. Peki arkadaşlar geçelim bir başka soruya o zaman. 9. soru. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgilerden hangisine ihtiyaç bulunmaz? A. İş ekipmanları, B. Kullanılan maddeler, C. Atık ve atıklarla ilgili işlemler, D. Çalışanların yaş ortalaması, E. İş yerinin teftiş sonuçları. Hangisi ne ihtiyaç duyurmaz diyor. Evet arkadaşlar Diyarbakır yazmış. Evet. Burada tabii ki ekipmanlara tabii ki ihtiyaç duyulur, kullanılan maddelere ihtiyaç duyulur, atık ve atıklarla ilgili ne tür işlemler yapılıyor onlara ihtiyaç duyulur, iş yerinin teftiş sonuçlarına bakılır ama çalışanların yaş ortalamasına ihtiyaç duyulmaz. Cevap o yüzden Diyarbakır. Peki, devam edelim arkadaşlar. 10. soru. Evet, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre risk kontrol tedbirlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaz? A. Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları planlanır. B. Yapılacak işlemlerin hazırlanması ve uygulamaya konulmasında iş güvenliği uzmanı sorumludur. C. İşlemi yapacak kişi ya da iş yeri bölümü kararlaştırılır. D. Sorumlu kişi ya da iş yeri bölümü başlama ve bitiş tarihiyle benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. E. Hazırlanan planlar işverence uygulamaya konulur. Evet, risk kontrol tedbirlerinin uygulanmasında hangisi hazırlanmaz? Ne yazdınız? Cevaplara bakalım arkadaşlar. Cevaplar Bursa. Daha çok Bursa görüyorum arkadaşlar. Evet. Güzel. Evet 10. sorumuzun cevabı tabii ki Bursa. Peki geçiyorum bir başka soruya arkadaşlar. 11. soru. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre risk değerlendirme dokümantasyonunda aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Risk değerlendirmesini hazırladıktan sonra, yazdıktan sonra dokümante ediyorduk değil mi? Orada bulunması gerekenler vardı özellikle. Hangisinin bulunması gerekli değildir? Sorumuz bu. A. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasında içeren analiz sonuçları. B. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri. C. Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.
de gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp her son sayfası imzalanır ve iş yerinde saklanır. E, iş yeri çalışanlarının eğitim düzeyleri. Ha, yani hangisi bulunmaz? Risk değerlendirmesinde hangisi bulunmaz burada aslında? Öyle sorulması lazım. Hangisi bulunmaz diye. E, neler yazdınız bakalım arkadaşlar? Edirne çoğunlukta, evet. Çünkü risk değerlendirmesinde A, B, C dedeki ifadeler bulunur ama eğitim düzeyleri falan risk değerlendirmesinde, çalışanların eğitim düzeyleri risk değerlendirmesinde dokümantasyonda yani çıktılar aldığımızda yer almaz. Cevap Edirne. Peki. Bir başka soruya geçiyorum arkadaşlar. Aşağıma sarkmış. Peki. Hemen şöyle yapalım. Biraz daha küçülsek. Evet, şu anda görünüyor değil mi arkadaşlar? 12. soru. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerindeki risk değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Asıl işveren alt işveren alt işverenler adına gerekli risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır. B. Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. C. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. D. Asıl işveren alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. E. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Bunlardan hangisi yanlıştır diye soruyordu arkadaşlar. Adana görüyorum cevap olarak. Evet. Çünkü ne diyor? Asıl işveren ve alt işverenler adına asıl işveren alt işverenler adına gerekli risk değerlendirmesini yapar veya yapar. Öyle bir şey yok. Asıl işveren ayrı yapar. Alt işveren ayrı yapar ama tabii ki asıl işveren alt işverenin risk değerlendirmesini denetler, yapıp yapmadığını en azından denetler, denetleme görevi var ama asıl işveren alt işverenin yerine risk değerlendirmesi yapmaz. Doğru cevap Adana. Evet. Peki geçiyoruz bir başka soruya arkadaşlar. Hemen 13. soruya geçiyorum. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre risk kontrol adımlarından uygulamaların izlenmesi aşamasında hazırlanan planları uygulamada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A izlenir, B aksayan yönler tespit edilir, C hazırlanan planlardaki risk seviyeleri yüksek tutulur, D düzeltici ve önleyici işlemlerle tamamlanır, E denetlenir. Hangisi yapılmaz? Evet. Ceyhan yazmış arkadaşlar. Cevaplarımızın çoğu Ceyhan. Peki. Peki arkadaşlar. 13. abi Ceyhan. Evet. C şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Risk değerlendirme metotlarından hata türü ve etki analizi yöntemi yani FMEA için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hataları tespit etmenin yanı sıra önleyici faaliyetleri de dikkate almaktadır. B. Hata türlerini ortaya çıkararak her birinin yol açabileceği etkileri ve sonuçlarını belirlemeye amaçlar. C. Şiddet ve olasılık ve fark edilebilirlik bileşenlerinin rakamsal değerlerinin çarpımı sonucunda risk öncelik göstergesi bulunur. D. Tespit edilen hataların potansiyel hata kaynaklarını belirler. E. Kimyasal işlem
endüstrisi için geliştirilmiştir? Hangisi FMEA için yanlış bir ifadedir arkadaşlar? Soru bu şekilde. Evet. Cevap daha çok E demiştiniz arkadaşlar. Evet, tabii ki kimya için daha çok HAZOP'tur. Evet, daha çok HAZOP'tur arkadaşlar. FMA işte otomotiv ve uzay sektörü için yaygınlığı var bu arada. Evet, doğru cevap Adana Edirne olması lazım gördüğünüz gibi. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. 15. soru. Yine mi mikrofonları açılıyor? Ben anlamadım arkadaşlar. Ben kapatıyorum mikrofonları. Bir bu şıklar bundan sonra 4 şık diye gidiyor. Neyse 15. soru arkadaşlar. 15. soru. Asma kat korkuluğunun olmaması şeklinde ifade edilen tehlike kaynağının bulunması durumunda aşağıda belirtilen risklerden hangisi ortaya çıkabilir? A. Sıkışma, ezilme. B. Kısa devre. C. Yangın. D. Yüksekten düşme. Evet, cevaplar daha çok gördüğüm kadarıyla Diyarbakır. Yani yüksekten düşme riski var değil mi? Doğru arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi risk değerlendirmede olası hata türleri ve etkilerinin analizinin karşılığıdır? Biraz kopyam oldu üst sorularla. Evet. Evet, Bursa. Değil mi arkadaşlar? Yani FMEA kısa ismi. Hem kısa ismini hem uzun ismini bilmemiz lazım. Peki başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar. İş kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği açısından iş kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği açısından getirilen yeni anlayışa ilişkin aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Çalışanların katılımı. B. Tespit bazlı reaktif yaklaşım. C. Uzman katkısı sağlanması. D. Koruma önleme anlayışı. Hangisi yanlıştır? Bursa demiş arkadaşlar. Evet. Evet, ne yazdınız en son? Evet, Bursa yazmış arkadaşlar. Evet, 17'nin cevabı Bursa arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum peki. Peki. 18. Risk kavramının karşılığı aşağıdaki ifadelerden hangisinde eksiksiz olarak verilmiştir? A. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir. B. Kaybetme ihtimalidir. C. Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimalidir. D. Çalışanlara ve ekipmanlara zarar ve zarar verme potansiyelidir. Buna da zarar verme dememiz lazım. Evet, neler yazdınız bakalım, cevaplara bakalım. Bursa. Peki. Evet.
A diyenler var, öyle mi? Arkadaşlar, cevaba baktığımızda A şıkkı doğru ifadedir. C değil. C şahsi varlıklardan bahsediyoruz. Şahsi varlık diye bir şey yok ki zaten. Oradan yanlış bir kere. Doğru ifade hangisidir diye soruyor. Peki, Adana doğru. Evet. Geçelim bir başka soruya o zaman. Evet. 19. soru. Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeline nokta 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 denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? D şıkkı demiş arkadaşlar daha çok. Peki. Peki. En uygunu tehlike değil mi? D. Doğru. Doğru arkadaşlar. Peki bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. 20. soru. Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tahammül edilebilir olup olmadığına karar vermeye nokta 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 denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Risk yönetimi, B. Risk değerlendirme, C. Risk analizi, D. Kabul edilebilir risk. Değişik cevaplar var. Nazlı, kaçta çözeceksiniz denemeyi? Mikrofonu kapatalım arkadaşlar ya. Sonradan dahil olanlardan mikrofon açılıyor. Ben anlamadım ki. Toplu kapatıyorum burada. Evet hocam. Sonradan katılanların açık oluyor. Demek ki. Şimdi hemen bir kim sormuş? Merve Hanım sormuş. B ile C arasındaki fark nedir? Yani risk değerlendirmesi ile risk analizi arasındaki fark nedir diyor. Şimdi risk değerlendirme yani risk yönetiminde hatırlarsanız arkadaşlar ilk işimiz neydi? Tehlikeleri tanımlamaydı. İkinci işimiz riskleri analiz etmeydi. Ondan sonra risk değerlendirme aşamasına geçiyorduk. Fark nedir? Risk analizinde yani o tehlikelerden kaynaklanan riskin yani kapsamı nedir? Kimlere zarar veriyor? Çalışanlara mı? İş yerine mi? Kaç kişiye? Ne ölçüde? Bunu bir tartıp biçiyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Risk değerlendirme ise, risk değerlendirmeyi şöyle, evet bir risk var. Bunu ya kaynağında yok etmeye çalışırsınız ya da bir önlemle onu düşürmeye çalışırız. Bu değerlendirmedir. Ama dediğim gibi tehlikeler yazdıktan sonra tehlikeden kaynaklanacak olan riskin yani neye, kime, nasıl zarar verecek onu irdelemek. Risk analiz dediğimiz bu. Değerlendirme ise tekrar söylüyorum. Evet bir risk var. Bunu nasıl önleriz? Önlem almak mümkün mü? Yapmak mümkün mü? Toplu koruma alamıyorsak işte başka önlemler alacağız. Ortama yönelik ya da kişisel koruma. Ya da kabul edilebilir olarak alırız. Bu risk değerlendirmesidir. Aradaki fark bu arkadaşlar. Sorunun cevabını her şıktan cevap var arkadaşlar. Yapmayın. Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tahmin edilebilir olup olmadığına karar vermeye ne denir arkadaşlar? Noktalı yere hangisi gelecek? Ben teşekkür ederim Merve Hanım. Evet, evet. D tabii ki olması lazım arkadaşlar. Buradaki cevabımız
kabul edilebilir risk. Noktalı yere kabul edilebilir risk gelir. Peki. Devam edelim başka bir soruya. Hocam orada B yazıyor. Evet, B yazıyor. Yok, yanlış. Yanlış arkadaşlar. Düzelttim, düzelttim. Yanlış o. Hocam sesin yazar geliyor mu? Ahmet Bey mi? Evet hocam. Buyurun Ahmet Bey. Hocam mesela soruda aslında ben de risk değerlendirmesi 5 şıkkı diyorum ama çünkü riskin tahammül edilebilir olup olmadığına diyor. Hani burada bir değerlendirme şeyi var, aşaması var. Ben öyle anladım ama. Aslında evet bir dakika olabilir. Katılıyorum. Olabilir. Katılıyorum. Hocam eğer doğru. Riskin tahammül edilebilir olduğu deseydi doğru. Dediğiniz doğruydu. Doğru. Ben sadece aklım şeye gitti. Benim sadece ben tahammül edilebilir'e gittim. Ya haklısınız. Doğru doğru. Doğru Ahmet Bey. Çok yani teşekkür ederim bu arada. Ben evet hesaplama da var işin içinde. Doğru. B olması lazım. Yani risk değerlendirmesi. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Onu zaman düzeltelim. Doğru söylüyorsunuz. Ben sadece tahammüle takıldım orada ya. Peki onu kaydedelim bu şekilde. Peki peki. Teşekkür ettim. Başka bir soruya geçelim o zaman. Risk değerlendirme yapılırken aşağıdaki sorulardan hangisi dikkate alınmaz? A. Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir ve bunlar kabul edilebilir mi? B. Potansiyel etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? C. Tehlikeler nelerdir? D. Üretim süreci sonunda elde edilen ürünün miktarı nedir? Bu biraz basit bir soruymuş anlaşılan. Öyle mi? Neler yazdınız? Evet. Çoğunlukla zaten Diyarbakır yazmış. Tabii A, B, C'deki sorular dikkate alınır ama C'dekinin dikkate almasına gerek yok. Şey D'dekinin doğru cevap Diyarbakır. Bir sonraki soru. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde risk değerlendirmesinin yenilenmesine gerek yoktur? Hangisinde risk değerlendirmesinin yenilenmesine gerek yoktur? A. Yeni işe alımlar gerçekleştirildiğinde. B. Yeni üretim teknikleri geliştirilmesi durumunda. C. İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması durumunda. D. Yeni bir makine veya ekipman alınması durumunda. Serap Hanım bir şey mi diyeceksiniz? Serap Hanım el kaldırdınız buyurun. Yok Serap Hanım mı? Evet Serap Hanım el kaldırdı ama yanlışlıkla mı oldu yoksa? Evet 22. abone ne yazdınız arkadaşlar? Evet. A çoğunlukta. Çünkü yani üretim teknikleri gelirse, iş organizasyonunda bir değişiklik yapılsa ya da yeni makine ve ekipman alınsa biliyorsunuz ki risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekir. Ama işe yeni alımlarda risk değerlendirmesi ne gerek yok. O yeni işe alınanlara iş güvenliği eğitimi verilir sadece, değil mi? Evet. Doğru. Cevap Adana. Peki devam edelim. Bir sonraki sorumuz neymiş bakalım. İş sağlığı ve cevap görünecek neredeyse. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi iş yerinde belirlenen riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemi seçerken esas alınacak faktörlerden değildir? A. İş yerinin kısıtları.
B. İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri. C. Resmi makamlarca yapılan denetimler. D. İş yerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri. Çoğunluk. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. İş yerinin kısıtları derken neyden kastetmiş, ben anlamadım. İş yerinin kısıtları. Ya iş yerinin bazı yasakları olur. Bazı kendince hani biliyorsun İSG politikası diyoruz ya, yani kuruluşların işte hem İSG hizmetleri neye göre alır? Bir yasalardan dolayı, bir de kendi bir İSG politikasından dolayı bir politika belirler. O politika çerçevesinde bazı şeyleri yasaklayabilir, bazı şeyleri değişik şekilde işte kullanılmasına izin verebilir. İzin verip verilip bazı işlem ya da bazı ekipmanların kullanımı ile ilgili izin verilip verilmemesi ile ilgili de bir kısıtlama olabilir. Genel bir kapsamlı gene kısıt derken. Anladım hocam. Şimdi her iş yerinin mesela şimdi yasalara uymak zorunda. Tamam, yasalarda bir problem, yani bir yasalar zaten yasala karşısında herkes eşittir. Orada yasalar uymazlık yapamaz ama bir de her işletme bir İSG politikası belirler kendince. Der ki ya bizim prensibimiz şudur. İşte örneğin işte şurada çalışanlarımız örneğin şu şartlarda çalışacak. Başka türlü izin vermiyoruz. Hani yasa bu konuda biraz gevşekse de biz bu konuda sıkıyız falan derler mesela. Anlatabiliyor muyum? Kendi iş politikası gereği bazı kısıtlar getirilebilir. Yani iş yerinde bazı bölgelere işçilerin girmesi yasaklanır. Bu bir kısıtlamadır mesela. Öyle değil mi? Peki. Ceyhan yazmıştınız daha çok zaten. Doğru cevap da Ceyhan. Resmi makamlarca yapılan denetimler. Peki, başka bir soruya geçelim. Yirmi dördüncü soru. İşverenin oluşturduğu risk değerlendirme ekibinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Risk değerlendirme ekibinde hangisi bulunmaz? A. İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklarıyla riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. B. İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş yeri hekimi. C. Bulunması halinde sivil savunma uzmanı. D. İş yerindeki destek elemanları. Evet, bakalım. Hangisi bulunmaz? Mikrofonlar yine açıldı ya. Ceyhan diyenler çoğunlukta. Evet. Hocam bu A şıkkı ile ilgili bir şey soracağım da. Buyurun Erkin Bey. İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde ben aslında iş yerinde çalışan temsilcisi diye bir kavram var ya. O kavrama denk geliyor herhalde yanılmıyorsam. Yok yok, şöyle Erkin Bey, o ona denk gelmez de. Şimdi o pozisyonda mesela küçük işletmelerde o pozisyonda kimseyi bulamayabilirsiniz. Büyük işletmelerde olur veya orta ölçekli işletmelerde olur. Şimdi çalışan temsilcisi bir kere şöyle bilelim. Çalışan temsilcisi hani tabir ediyoruz ya, beyaz yakalılar, mavi yakalılar diyoruz ya iş yerlerinde.
Zaten zaten çalışan temsilcisi beyaz yakalılardan olmayacak. Mavi yakalılardan olacak. Yani onun için bu burada aslında bu ne de biliyor musunuz? A'daki ifade. Böyle hani genel müdür, sorumlu müdür ya da işte işveren vekilinin işte ben yoksam sen varsın, ben yoksam işte sorumlu bu kişidir dediği kişidir. Yani yetkilidir o. Aslında o beyaz yakalılardandır. Çalışan anladım. Temsilcisi de üst düzey yönetici evet. Abi üst düzey yöneticilerden biridir. Yani çünkü bütün birimleri bilen, tehlikeleri bilen bir şey. Çünkü çalışan temsilcisine özellikle onun yani mevzuatında var. Özellikle mavi yakalı diye hitap ettiğimiz kesimden olması lazım. Çünkü yani sürekli işçiler arasında biri olacak. Yani sürekli işçiler fiilen çalışanların arasında bulunabilecek, olabilecek biri olması gerekir. Hani herhangi bir tehlikeyle işçiler karşılaştıkları zaman yetkililere haber vermesi gerekir. Yetkili her an nerede bulacak? Yetkili her an nerede bulacaklar? Bulamadıkları zaman çalışan temsilcisine şey yapmaları lazım, iletmeleri lazım. O yüzden de beyaz yakalı da olursa o şans pek olmaz. Bu şey, onu şey yapmıyor. Hı? Peki, ben teşekkür ederim. Peki, başka bir soruya geçelim. 25. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre işveren ihtiyaç duyulduğunda risk değerlendirme ekibine destek olmak üzere iş yeri dışındaki kişi ve nokta nokta noktadan hizmet alabilir cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? A. İş yerlerinden, B. itfaiyeden, C. ilk yardım merkezlerinden, D. kuruluşlardan, E. alt işverenlerden. Çoğunluk Diyarbakır demiş. Çalışan temsilcisinin Erkin Bey esas aktif yani esas bir görevi arkadaşlar herhangi bir tehlikeyle karşılaşıldığında bunun yetkililere haber verme görevi var. Onun için çalışanların içerisinde, işçilerin içerisinde olması gerekir. Daha etkili olması için. Evet. 25'e ne dedik arkadaşlar? Diyarbakır mı dediniz 25'e? Evet. İşveren ihtiyaç duyulduğunda risk değerlendirme ekibine destek olmak üzere iş yeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir cümlenin doğru şekilde bu. Bu da arkadaşlar. Kuruluşlardan olacak. Peki geçelim başka bir soruya. Aşağı 26. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol adımlarından değildir? A. Tehlikelerin tanımlanması. B. Planlama. C. Risk kontrol önlemlerinin kararlaştırılması. D. Risk kontrol önlemlerinin uygulanması. E. Uygulamaların izlenmesi. 26. Evet, cevapları bekliyorum arkadaşlar. E mi? Bu soruya doğru cevap veren çok çok az şu anda. Niye?
Onur Bey Adana diyor. Aysu Nehir Adana diyor. Evet. İbrahim Bey Ceyhan diyor. Aman ha, nasıl Ceyhan olur? Bir kere C ile D önlemlerin kararlaştırılması, önlemlerin uygulanması, bu ikisi var her zaman. Birbirinden ayrılmaz bu ikisi. Hangisi değildir diyor. Adana arkadaşlar. Şimdi neden karıştırdınız? Neden A diyenler azınlıkta? Nasıl kesin İbrahim Bey? C. Evet. Tamam, doğru. Bak Selcan Altan yazmış. Şimdi arkadaşlar, şimdi şeyle risk değerlendirme adımlarıyla risk değerlendirme adımlarıyla risk kontrol adımlarını karıştırmayalım. Burada risk değerlendirme adımlarını sormuyor burada. Risk kontrol adımlarını soruyor. Yani kontrol kısmındaki adımları soruyor ki planlama var. Risklerin önlemlerin kontrol önlemlerinin kararlaştırılması var, uygulanması var, izlenmesi var ama tehlikelerin tanımlanması risk değerlendirme adımlarının ilkidir. Kontrol adımlarından değildir. Arkadaşlar ondan mı karıştırdınız herhalde? Aynen öyle hocam. Evet ama onu karıştırmayalım. Riskleri neydi? Onu da hemen bir özetleyelim. Orada birinci sırada tehlikelerin tanımlanması. Tamam. Ondan sonra risklerin analizi ve tahmin edilmesi. Üçüncüsü risk değerlendirmesi. Dördüncüsü de orada riskleri önlemlerin belirlenmesi. Ondan sonra önlemlerin uygulanması. Ama kontrol adımları da planlama da var. İşte izleme de var. Değil mi? Peki arkadaşlar. O zaman başka bir soruya geçelim. Hemen. Risk değerlendirmesi 27. Risk değerlendirmesi dokümante edilirken aşağıdaki hususlardan hangisini kapsamayabilir? Dokümantasyon ya da dokümantasyon hangisini kapsamayabilir? A. Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. B. Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. C. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasında içeren analiz sonuçları. D. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi. E. Çalışanlara verilen eğitim tarihleri. Hangisi bulunmaz? Evet evet, bu adımlar PUK'udur arkadaşlar. Evet, 27. cevabını ne verdik? Edirne diye veriliyor, yazılıyor arkadaşlar. Peki. Evet. 27. abi Edirne. Gördüğünüz gibi. Peki. Bir sonraki soru. Kontrol önlemlerini tespit etme aşamasında riskleri ortadan kaldırma planı hiyerarşisine göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en son sırada gelir? A. Tehlikeli olanın yerine daha az tehlikeli ya da tehlikesiz olanı koymak. B. Yönetimle ilgili olan kontroller. C. Mühendislik kontrolleri. D. Kontrol ve izolasyon.
hangisi en son sırada gelir diyor. En hangisi en önceliklidir demiyor arkadaşlar. Ona da dikkat edelim bu arada. Burada da değişik cevaplar var arkadaşlar ya. Bu çok basit bir soru olması lazım. Yok, burada doğru cevap çok az var. Şimdi burada arkadaşlar şu bizim hiyerarşi sıralamamızı bir hatırlayalım o zaman. Bir hatırlayalım. Neydi? Hemen söyleyelim. Birincisi bertaraf etmek. Kontrol önlemlerini tespit etme aşamasındaki sıralamamız. Birincisi bertaraf etmek. İkincisi ikame. Yani neydi ikame? Tehlikeli olanın yerine daha az tehlikeli ya da tehlikesiz olanı koymaktı, ikameydi. Üçüncüsü kontrol ve izolasyondu. Dördüncüsü mühendislik kontrolleriydi. Beşincisi yönetimle ilgili kontrollerdi. Ve altıncısı neydi? Kişisel korunma. Değil mi? Sıralama böyle. Buna göre soruda ister hangisi en önceliklidir, isterseniz hangisi en sonda gelir diye sorsun. Bu sıralama bildikten sonra bence kesin yapmanız gereken soru tiplerinden bir tanesi. Evet Zeynep Hanım, tekrarlıyorum. Şimdi bizim buradaki yani bu risk değerlendirmelerinde kontrol önlemleri tespit etme aşamasındaki bu hiyerarşimizde sıralama şu şekilde. Öncelik sırasına göre söylüyorum ben. Öncelik sırasına göre söylüyorum. Birincisi bertaraf etme. Bertaraf etme ne demektir? Yani yok etme. Yani elimine etme diye de karşınıza gelebilir. Bu birincisi. İkincisi neydi? İkame. İkame eski Türkçe'de işte kullanılır ama ikame olduğunu da bilelim. Yani evet. Tehlikeli olanın yerine tehlikesiz ya da az tehlikeli koymak. İkincisi bu. Üçüncüsü izolasyon. Yani kontrol ve izolasyon. Ayırma, tecrit ya da izolasyonun eski ismi tecrit. Üçüncü sırada bu var. Dördüncü sırada mühendislik kontrolleri var. Beşinci sırada yönetimsel kontroller var ve altıncı sırada yani son sırada da kişisel korunma var. Sıralama böyle. Bu sıralamayı bildikten sonra önceki yıllarda çıkmış sorularda tabii ki daha çok şey var gördüğüm kadarıyla. İşte aşağıdakilerden hangisi önceliklidir? Bu sıralamaya göre önde olanı yazıyorsunuz. Ama buradaki soruda ne diyoruz? En sonda hangisi gelir? Bu sıralamamıza göre hangisi en sonda gelir? Evet. Değil mi? Bursa olması lazım tabii ki bu sıralamaya göre. Yönetimle ilgili olanlar 5. sıradaydı. Değil mi? Burada şıkların içerisinde en öncelikli olan hangisi arkadaşlar? A şıkkı. Tabii ki evet aynen. Ama işte hangisi öncelikli ya da hangisi en sonda gelir ona dikkat etmemiz gerekir değil mi? Peki geçelim başka bir soruya madem öyle. Evet Bursa'ymış gördüğünüz gibi. Bir sonraki sorumuz. Cevabı gösterdim ya arkadaşlar. 29. Aşağıdakilerden hangisi riskleri ortadan kaldırma planı hiyerarşisine göre yönetimle ilgili olan kontrollerden değildir? A. Sorumlulukların ataması yapılır. B. Eğitim prosedürleri oluşturulur. C. İş güvenliği uzmanına başka görevler verilir. D. Çalışma izin formları oluşturulur. E. İş akışı şeması üzerinde durulur, çalışılır. Hangisi değildir? Hangisi yönetimle ilgili olan kontrollerden değildir?
Bakalım ne yazdınız? Hemen bakalım cevaplara. Ceyhan görüyorum cevaplar arasında. Evet, Hayriye Hanım, Elmas Hanım, Hatice Hanım vesaire. Evet. Peki, peki. Peki. Yani kısacası evet, cevabımız Ceyhan'dır. Böylelikle de yönetimle ilgili olan kontroller nedir? Sorumlulukların atamasıdır, eğitim prosedürlerinin oluşturulmasıdır, iş çalışma izin formlarının oluşturulması ve aynı zamanda iş akışı şeması üzerindeki çalışmalardır. Böylelikle onu da bilelim. Tabii ki cevabımız Ceyhan'dır. Ceyhan yönetimle ilgili bir kontrol değil sonuçta. Öyle bir şey yok. Peki başka bir soruya hemen geçiyorum. Süremiz de dolmak üzere. Aşağıdaki hangi risk değerlendirme metodolojisinde riskin büyüklüğü hesaplanırken tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı da hesaba katılır? A. FMEA, B. L matrisi, C. HAZOP, D. Fine-Kinley metodu, E. Olay ağacı analizi. Evet, neler yazdık arkadaşlar, bakıyorum. C mi? C, aman ha, C demediniz değil mi? Hocam bu yöntemlerle ilgili kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yöntemler konusu da çok kısa bir konu değil ama. Erkin Bey. Bir cümleyle çok uzun süre oldu bakmayalım da ondan kaynaklı. Yüzeysel olsa da hocam ya. Tamam. Aslında daha şey günü dersimiz var ya, bizim pazartesi benim dersim var yine. Orada da olmasa biraz daha ayrıntılandırabilirim. Şimdi arkadaşlar, buradaki cevabımız tabii Diyarbakır. Bu yani kısaca bu sayısal yöntemlerle ilgili söyleyeyim o zaman. Erkin Bey, arkadaşlar, hani sayısal yöntemler hangileri daha çok? L matristir, FMEA'dır ve Fine-Kinley'dir. Doğru mu? Sayısal yöntemler hangi yöntemler diyoruz biz bunlar bu arada? Onu da bilelim madem öyle. Hangi risk analizi yöntemine girerler? Karma risk. Hayır, hayır. Karma olur mu? Sayısal. Sayısal değerlerle riskin büyüklüğünü hesaplıyoruz. Kantitatif. Kantitatif. Kantitatif, evet. He. Sayısal değillerse kalitatif. Doğru mu? Şimdi bunu bir tarafa not edelim. Şimdi yöntemlerde arkadaşlar, sayısal yöntemler, kısa bir değinim. L matriste biliyorsunuz L matriste olasılık ve şiddeti çarparız. Başka bir şey yapar mıyız? Yok. Olasılık, şiddet. Ya iki tane değerimiz var. Olasılık çarpı şiddet riskin büyüklüğünü bize verir. Doğru mu? Olasılık değerleri 1 ile 5 arasında, yine şiddet değerlerimiz 1 ile 5 arasında. Bu değerleri çarparız. Riskin büyüklüğünü hesaplarız. Burada en yüksek 25 çıkar. En düşük 1 çıkar. 1 ile 6 arası düşük risk ya da diğer ismiyle kabul edilebilir risk diyoruz. 8 ile 12 arasına orta seviye risk, 15 ile 25 arasına da yüksek seviye risk diyoruz. L matrisin özeti bu. Geçelim FMEA'ya. Şimdi FMEA'da yine bu sefer 3 çarpanımız var. Yani olasılık şiddet değişmez. Her zaman var. Olasılık şiddet kesin var. Bir de onun yanına fark edilebilirlik kat sayısı gelir. 3 değer var yani. Olasılık, şiddet, fark edilebilirlik. Bunun yanına katılır, bunlarla işlem yapılır. Hatırlarsanız onda şiddet tablosu 1 ile 10 arasında değerler arıyordu. Olasılık tablosu yine 1 ile 10 arasında değerler arıyordu. Ve fark edilebilirlik tablomuzda yine sayısal değerlerimizde 1 ile 10 arasındaydı. Yani 3 tane 1-10 arası. Böylelikle en büyük sayımız kaç çıkar orada? En büyük risk skorumuz kaç çıkar? Kaç çıkar? 10. Nasıl? 1000 çıkar hocam. 1000. Güzel. Tabii ki 1000. Evet. Niye? Çünkü
olasılığın en yüksek değeri 10, şiddetin en yüksek değeri 10, fark edilebilirliğin en yüksek değeri 10. Bu 3 onu çarptığımızda 1000 çıkar en yüksek. En küçüğü de 1 çıkar. Burada da peki L matriste 1 ile 6 arası düşüktü de FMA'da düşük risk nedir? FMA'da da 1 ile 50 arası düşük risk. Yani kabul edilebilir risk demektir arkadaşlar. Şimdi diğer sayısal yöntemimiz Fine-Kinney'dir. Fine-Kinney'in yine tablosu arkadaşlar. Yine tablosu çarpan sayısı 3'tür. Yani olasılık ve şiddet değişmez zaten. Bütün yöntemlerde var. Olasılık çarpı şiddet bütün kantitatif yöntemlerin formülünde var. Burada Fine-Kinney'in yanına bir de frekans katılır. Soruda da olmuş zaten şimdi. Frekans katılır. Yani 3 çarpanımız var. FMA'da da 3 çarpan vardı. Üçüncüsü fark edilebilirlikte. Fine-Kinney'de de 3 çarpanımız var. Üçüncüsü frekanstır. Burada şeyler farklı. Burada olasılıkla sayısal değer aralığımız 0,2 ile 10 arasıdır. 1'den başlama 0,2'den başlar. Frekans 0,5 ile 10 arasıdır. 0,5'ten başlar. Daha ince hesaplar yapılıyor burada. Ve şiddet de 1 ile 100 arasıdır. Bunu tekrar söylüyorum. Fine-Kinney'de olasılık değerimiz en düşük 0,1, en yüksek 10. Hani FMA'da 1 ile 10 arası diyorduk ya, burada da 0,2 ile 10 arasıdır olasılık. Frekans 0,5 ile 10 arasıdır. Buradaki sayıları kullanacağız. Şiddet de 1 ile 100 arasındadır. Bu aradaki sayıları çarpacağız. Bu durumda Fine-Kinney'de en yüksek risk skorumuz kaç çıkar? 0,2, 0,5. En yüksek? 100. Nasıl 100 oluyor? Bin hocam. Bana biri açıklar. Efendim? 10,000. Evet, Pınar Hanım dedi galiba. 10,000. Evet. Yeliz Hanım mı söyledi? Pınar Hanım mı söyledi? Evet, 10,000 tabii. Niye? Çünkü olasının en yüksek değeri 10. Frekansın ki 10. Şiddetin ki 100. 10 çarpı 10 çarpı 100 eşittir 10,000. Evet. burada da arkadaşlar Fine-Kinney'de de düşük risk aralığı 1 ile 20 arasıdır. Yani 20'den küçük olan riskin büyüklüğü risk dersek 20'den küçük olan kısmı düşük risk ya da diğer ismiyle kabul edilebilir risk demektir. Eski yıllarda FMA'nın düşük risk aralığı sorulmuştu. Yani FMA'da düşük risk aralığı nedir, kaçtır, şıklarda hangisidir diye sorulmuştu. Şıklarda işte 1 ile 100 vardı, 100 ile bilmem kaç vardı, 1 ile 50 vardı. Doğrusu 1 ile 50 idi tabii ki. Evet arkadaşlar, yani sayısallarla ilgili bunları unutmasanız sevinirim. Madem böyle, şeyde de tekrar bir kısa değinmeye çalışırız önümüzdeki derslerde arkadaşlar. Var mı başka kısa soru? Yok hocam, sağ olun. Peki, ben teşekkür ederim. Hepinize hocam, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar herkese. Sağ olun, görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun arkadaşlar.